kadar ses çıkarmanızı rica ediyorum sizden. Sizin o güzel ve enerji dolu alkışlarınız onların tüm yorgunluğunu silecek diyoruz. Evet. 100. yılımız için bize çok büyük heyecan getirdi. Emniyet müdürlerimize, jandarma komutanlarımıza ve çift başlı kartalın Anadolu'ya geldiğinde oraya Sivas'a yerleşmiş ve Türk İslam medeniyetinin en güzel mimarlarının inşa edildiği bir şehrimiz. Ayrıca mazisi cesaret ve kahramanlıkla yoğrulmuş Sivas. Büyük Önder, Türk Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapılan Sivas. Dolayısıyla bu etkinliğin Sivas'tan başlaması çok anlamlı. Ayrıca yol güzergahlarına baktığımız zaman dün istiklal için, bağımsızlık için, şanlı tarihimizin hatıralarına yola çıkarak İstiklal ve istikbalimiz için yürünen yollarda şimdi 100 yılı kutluyoruz ve tarihe not düşüyoruz. Dolayısıyla Sayın Federasyon Başkanı'nı, bu etkinliği planlayanları tebrik ediyorum. Bu etkinliği Sivas'tan başlattıkları için. Önemli bir gün, ayrıca Sermet Bey hatırlattı biraz evvel. Bugün ayrıca 5 Ağustos. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başkomutanlık unvanına da sahip olduğu bir gün. Dolayısıyla etkinlik daha anlamlı hale geliyor. Bu güzel etkinliği planlayan, emeği olan herkesi kutluyorum. Biraz evvel Bisiklet Federasyonu Başkanımız da bahsetti. Tabii dünyada büyük gelişmeler oluyor, teknolojide büyük gelişmeler oluyor ama teknolojinin değiştiremediği bir tek güç var, o da bisiklet. O değişmiyor, değişmemeli. Hem çevre açısından çok önemli, sağlık açısından çok önemli, sosyalleşme açısından çok önemli. Dünyada görebildiğimiz kadarıyla bu işe çok büyük emek veriliyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yapılan bazı faaliyetleri biliyorum. Gençlik Spor Bakanlığımızın, eski bakanımızın, şimdiki bakanımızın da çok duyarlı olduğunu biliyorum. Federasyon başkanımıza da söylüyoruz. Bisiklet federasyonu ve bisiklet sürücülerinin temel konularıyla ilgili meclislere gelirse sonuna kadar sahip çıkacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu etkinliği yani Sivas'tan yola çıkarak devleti kuran meclisin önüne kadar bu meseleyi taşıma noktasındaki iradeye öncülük yapanları kutluyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Üçüncü sırada Vinon Scotty'den Daniel Marukin oluyor. Alkışlarla Daniel Marukin bir kez daha işte kürsüye geliyor genel klasman üçüncülüğünü. İkincimiz Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Samet Bulut oluyor. Evet, bir Türk sporcumuz. Birincimiz Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nden Petros Mengs bir kez daha kürsüye geliyor işte. Aynı zamanda evet parkurlar boyunca taşınan şanlı Türk bayrağımız da kendisine teslim edilecek. Sayın Adana teslim edilecek. Evet. Evet, üçüncülük kupamız sahibini buluyor. İlk kupamız da sahibini buluyor. Ve İşte şampiyonluk kupası. O da sahibini buluyor. Kocaman ve güçlü bir alkış rica ediyorum sizlerden. Evet. 100. yılda Sivas'tan Ankara'ya tam 784 kilometre. Dile kolay.